Mustafa Bey günaydın. Mustafa Yılmaz Konya'dan yazıyor. Mazot, gübre, elektrik Cumhurbaşkanı'na ve Tarım Bakanı'na sesleniyor. Aynı zamanda çiftçi çok zor durumda. Hani bu maliyet baskısını hatırlatıyor ve diyor ki çiftçi üretmezse Türkiye biter. Türkiye bitmez mi? Öyle mi? Evet, tam da Mustafa Bey'in söylediği gibi. Erol Bey günaydın. Öyle mi böyle mi bilmem ama çok ciddi bir mesele var. Esnaf ve esnaf günden güne kepenklerini indirmekle karşı karşıya kalıyor. Şimdi bununla ilgili bir haber var. Yeni Çağ gazetesinde İrfan, hemen bir dönelim. Deniliyor ki haberin başlığında Erol Bey'in de hatırlattığı gibi 2022 iflas yılı olacak. Neyle ilgili bir bakalım. Profesör Doktor Babuşçu, Nisan'da TÜİK enflasyonu %23'lere çıkacak. Bu yıl son 20 yılın en kötü yılı olacak dedi. İktidarın ekonomik krizi anlayamaması nedeniyle zamanında önlem almadığını vurgulayan Profesör Doktor Şenol Babuşçu şöyle konuştu. AKP iktidarı önümüzdeki yılların parlak olacağını söylese de sosyal ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalacağız ve bunun da bir yansıması olacak diyor. Özellikle faturalar hatırlatmasıyla TESK Başkanı Bendevi Palandöken bu faturalarla, bu elektrik faturalarıyla esnaf idare edemez ve hemen her gün biz kepenklerin indiğine tanıklık edeceğiz. Böyle bir uyarısı vardı. Şimdi bir başka izleyicimiz, o da hani bir Rumuz aslında, Edirne 1996. Niye bizim yazdıklarımızı okumuyorsun? Bizim derdimiz ekonomi. Tuzağa düşmeyin. Gündem değiştiriliyor. Bizim derdimiz ekonomi demiş ve şimdi gelelim zaten aslında hani bunu farkındayız. Özellikle de tam söz ekonomiye geldiğinde buradan dağıldığının da çok farkındayız ama yine de gündemde tuttuğumuz, ısrarla gündemde olması gerektiğini söylediğimiz konu bu. Sizin de hatırlattığınız bu. Bir gelelim mi Karar Gazetesi'ne? Karar Gazetesi'nde ekmek canavarın ağzında bu başlığa bir bakalım. İzleyicimizin de hatırlattığı üzere tarımdaki plansızlık ve ekonomideki bilim dışı uygulamalar enflasyonu uçurdu. Artan maliyetler vatandaşa zam yağmuru olarak döndü. İstanbul'da 1 Şubat itibariyle ekmeğin 4 lira olacağı açıklandı. Önlem alınmazsa Mart'ta 5-6 lira uyarısı yapıldı. 1 lira 25 kuruşluk halk ekmek için karda, fırtınada kuyruğa giren vatandaş hayat pahalılığına isyan etti. Esenyurt'taki büfe kuyruğuna giren emekli memur Ali Rıza Enver, her şeye şükrediyoruz. Yokluğun nesine şükredeyim dediği ekmek canavarın ağzında Karar Gazetesi'ndeki haber. Bir haber daha okuyalım. O da faturalarla ilgili Karar Gazetesi'nden ve böylelikle Karar Gazetesi'ni de tamamlamış olalım. Faturadaki sınır yaşama diyor. 2022 ile birlikte aylık kullanımda 150 kilowatt saati aşan aboneler %127, altındakiler ise %50 zamlı elektrik faturası ödüyor. Hane halkı sadece buzdolabı, fırın ve televizyon, esnafsa et çekme makinesi, ütü gibi ihtiyaçlarla kotayı aştı. Sınırın konutlarda en az 400-500, esnafta 800-1200 kilowatt saat olması gerektiğini kaydeden TESK Başkanı Palandöken, sınırı geçmemek için evlerde zorunlu cihazların çalışmaması gerekiyor. Bakkal dolaplarını iade etmeye başladı. Kasaplar dolaplarını çalıştıramıyor. Terzi ütüsünü açmaya korkuyor dedi. Yazlık kışlık tarifeye geçilmesi çağrısında bulundu. Televizyon, fırın açma, ütü yapma, 150 kilowatt saati de aşma bir diğer başlık. Bu meseleyi konuşacağız çünkü acaba bu faturalar ne kadar gelecek? Bunun kaygısını herkes yaşıyor. Bir de mesela özellikle Manisa ve Denizli'de jeotermalle ilgili yaşanılan bir hem ısınma fatura sıkıntısı var. Onu da aktarmış olalım. Sıcak su. Isınabiliyor musun peki abi? İşte sormamız oldu. İşte soğumadan hem evde de böyle oldu. Ve yok, şu anda soğumadan konuşuyoruz. Şu anda evin klimaları var. Elektrik sobada geldim şu an. Sıcak suyla sonuçta şimdi yorganlara baktığın ellere devam. 15 günden beri sunamıyoruz. Elektrik sobası kullanıyoruz. Hem ona para hem buna para. Hepsi de para. Hem buz gibi evlerinin ısınma faturasını hem de ısınabilmek için kullanmak zorunda kaldıkları elektriğin faturasını katlanarak ödemek durumundalar. Jeotermal enerji, yani sıcak suyla ısınan ilçelerde sıkıntılar yaşanmaya başladı. Geçen sene 3'te cayır cayır yanan kaloriferlerim bu sene 5'e aldığımda odayı ısıtmıyor. Hem klima hem ısıtıcı kullanıyorum. O şekilde bile ısınamıyorum. Bir ayı geçti. Türkiye zengin sıcak su kaynaklarıyla dolu. Özellikle de Ege bölgesinde. Yer altındaki o sıcak su kaynakları enerji santralleri dışında sera, konut ve iş yerlerinin ısıtılması için de kullanılıyor. Ancak enerji sıkıntısı soğuk kış günlerinde evlere yansıdı. Şu an
3'te. E niye besiniyoruz peki? Klima var içeride. Klimayla klima yapıyoruz. Çocuklar var. Ama ödeme yapıyorsunuz değil mi? Tabii ödüyoruz. Yani şu an sayaç dönüyor. Tabii dönüyor. Evimize gelen 478 lira sadece bir eve gelen fatura. Evet. İşte Ali Küçük mesela ödediğim para burada. Ali Küçük ne? 385 lira para evet. Ödemişsin. Isınmak için harcadım para. Bu da ısınmadığımız para. Isınmadan verdiğim para bu. Faturalar yüksek ama sıcaklık düşük. Sıcak suyla ısınan Manisa, Soma'da bazı dairelerde ısınma varken bazılarında yok. Hatta sabah aradım. Abi gün içinde bir bakacağız dedi. Vallahi dedim bak abi bizde 16 aylık çocuk var. Çok büyük sıkıntı. Sıcak su abonesinin Soma'da. Aynen. Battaniyeyle ısınanlardan. Isınabiliyor musun? Klimamız var. Klimayı açmaya cesaret edemiyoruz. Evlerinde ve iş yerlerinde ısınma sorununu yaşayanlar klima ya da elektrikli ısıtıcı kullanmak zorunda. Bu kez de faturalar katlanıyor. 1600 geliyordu 3000 liraya geldi. Ne kadar kira veriyorsun sen buraya? 3 küsur kira veriyorsun. Kira kadar elektrik parası veriyorsun. Evlerde bile resmen hani sanki satır işletiyoruz yani. Evet, bu dereceye geldi. Evet. Isıyor, ısınmak için medet bekliyorsun, döndürüyorsun, açıyorsun yani. Evet. Çocukların evde. Bu sefer fazla gelecek yani. Çünkü normalde 3'te tutuyoruz biz petekleri. 3'te tutunca ayrı, 5'te tutunca ayrı. Şu konuda o kadar sinirliyiz ki yani böyle bir şey olmaz. Evet. Hem paramızı aldılar hem yani yaptıkları bu. Yani her denediği yol yüksek faturaya çıkıyor tüketicinin. Benzer sorun bir başka Ege ili Denizli'de de var. Sarayköy ilçesinde ısınma yöntemi sıcak su. Ancak kesintiler nedeniyle tüketici neyle ısınacağını, hangi yola başvuracağını şaşırmış durumda. Biz 370 milyon şey geldi, kalorifer parası geldi. 600 milyon, 500 milyon ceyran paramız geliyor. Ceyran'la ısınamadık. Bu sefer bugün zobeyi yaktık. Ve kömür alacak durumum da yok. Niye böyle oluyor? Faturaya gelince alıyorlar da. Bizim ısıcak suyumuzun niye çaresine bakmıyorlar?